8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz emzirme uzmanı Ebru Duman. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun hocam. Hocam emzirirken zorlanıyor olabilir miyiz bizler, kadınlar? Emzirmenin keyifli ve konforlu bir hale nasıl getirebiliriz aynı zamanda? Emzirme çok keyifli bir süreç zaten. Burada annelerin unutmaması gereken şey bebeklerin emme refleksiyle dünyaya geldiği ama aslında emmesini bilmediği. Bebeğe ne yapılması gerekiyor? Yardım edilmesi gerekiyor. İşte tutma tekniğiyle bebeğin desteklenmesi gerekiyor. Şimdi anne kaçıncı bebeği olursa olsun bir acemilik çekiyor. Çünkü her bebek kendi kişiliğiyle dünyaya geliyor. Yani birinci bebeğe uyguladığınız teknikte İkinci bebeği uygularsanız mesela başarısız olabiliyorsunuz. Siz emmek istemeyebiliyor. Burada bebeğin emme refleksiyle dünyaya geldiğini hatırlayıp o bebeğe yardımcı olması annenin hani bu keyifli bir süreci konforlu hale getirmesine neden oluyor. Aslında bunun için üretilen emzirme sütyenleri var. Yani hem annenin tutma tekniğini destekliyor hem de bebeğin emmesini kolaylaştırıyor. Bunlardan anneler destek alabilirler. Peki böyle keyifli ve konforlu hale gelmesine rağmen eğer annenin sütü gelmiyorsa veya yetmiyorsa bu sorunu nasıl aşmak lazım? Bakın burada aslında her bebek dünyaya geldikten sonra annenin sütü de gelir. Yani Allah veriyorsa rızkını da verir. Burada annenin aslında ne zaman ne kadar süt olduğunu veya olması gerektiğini veya bebeğin hangi aylarda ne kadar süt tükettiğini bilmesi aslında benim aslında sütüm var mı yok mu? Yetecek mi? O endişeleri zaten giderilmesi için yeterli olacaktır. Şimdi yeni doğan bir bebeğin midesi misket kadar oluyor. Buna bir çay kaşığı süt verdiğiniz zaman, daha doğrusu ilk gelen süt kolostrum oluyor. Bebek bu kolostrumu aldığı zaman 1 saat veya 2 saat karnı tok durabiliyor. Şimdi anne derse ki benim sütüm yok, bu aslında doğru değil. Yani doğru bir mantık değil, doğru bir düşünce tarzı değil. Yani 30 cc veya 60 cc bebeğin orada aslında suda ihtiyacı yok. Bir çay kaşığı alır, ne yapar? Bir saat sonra veya iki saat sonra tekrardan bir çay kaşığı alır. Amaç burada nedir biliyor musunuz? Uyarıyı yapıp süte hem akışkanlık kazandırmak hem de işte sütün fazlalaşmasını sağlayabilmek. Şimdi siz midesi misket kadar olan bir bebeğe 30 cc süt vereceğim diye uğraşırsanız zaten sütüm yok psikolojisine otomatik olarak girersiniz yani. Bir de mesela annelerin en çok sorduğu sorulardan biri de şu. Diyor ki mesela benim işte ilk zamanlarda sütüm işte çok fazlaydı, işte doluluk hissediyordum. Bebek 2 aylık oluyor, 3 aylık oluyor. Diyor ki doluluk hissetmiyorum. Hani benim artık sütüm azaldı, bebeğime yetmeyecek. İşte bu da doğru bir düşünce tarzı değil. Aslında bunun da annenin bunu bilmesi, hani bu endişeyi yaşamasını engellemek de. İlk 40 gün süt fazlalığı olur, sonra vücut artık normale döner. Bebeğin ihtiyacı kadar süt üretir vücut. Bunu düşündüğü zaman direkt şeye bağlıyor. Yani sütüm yok veya sütüm olmayacak, yetmeyecek endişesine kapılabiliyor anne. Ebru Hocam şöyle oluyor. Ben de bir anne olduğum için bebeğimi emzirirken, tabii 15 yıl önceden bahsediyorum anımsadığım kadarıyla. Şöyle, bebek çok ağlıyor, süt vermeye çalışıyoruz, emzirmeye çalışıyoruz. Bebek çok uyuyor, bebeği uyandırmaya çalışıyoruz. Buradaki beslenme süreçleri, yani çocuğu kaç saat arayla emzirmek gerekiyor ya da bebek gerçekten fazla uyuduğunda onu beslememiz gerekiyor mu, uyandırmamız gerekiyor mu? O konularda da bilgi paylaşımı yapar mısınız bizimle? Bunu ben yeni doğanlarla ilgili bahsedeyim. Mesela yeni doğan bebekler sık sık emerler. Burada aslında her bebeğin kendi kişiliğiyle dünyaya geldiğini de bilmek gerekiyor. Şimdi bazı bebek sıcakta uyumak ister, bazı bebek de soğukta uyumak ister. Yani serinde uyumak ister. Yani her ağladığında aslında acıktı anlamına gelmez. Yani siz mesela diyelim ki en güzel kilo takibinden anlayabilirsiniz. İşte
ne kadar işte 15-20 dakika emzirdiniz, bebeğiniz 1 saat uyuyor, 2 saat uyuyor, kilo alıyorsa bu sizin doğru emzirdiğinizi gösterir. Evet. Ama uykuya bir türlü geçemiyorsa mesela, bakın yeni doğan bebekler 40 derece anne karnında sıcaklıktan çıkıyorlar. Siz şu anda mesela hani giyinme ihtiyacı hissetmiyor olabilirsiniz ama bebek sıcak seviyor olabilir. Her ne kadar karnı doysa da sıcakta uyumak istiyor olabilir. O zaman bebeği ne yapacaksınız? Bir kat daha fazla giydirebilirsiniz veya işte güzel bir pazen bir şeyle örtüp mesela uyuyup uyumadığını gözlemleyebilirsiniz. Eğer uyuyorsa demek ki bu bebek sıcak istiyordur. Ama diyelim ki sardınız, işte karnı da tok yatırdınız ama uyumuyor. O zaman demek ki serin istiyordur. Yani bebek yetiştirirken böyle çok kesin, net, katı kurallarımız yok yani. Hani 15 dakika emzireceksin, 1 evet. saat uyuyacak. 10 dakika emzireceksin, işte 3 saat uyuyacak. Öyle bir şeyler yok. Ya da fazla uyudu diye uyandırmamıza da gerek yok herhalde. Ya yeni doğanlarda 3 aya kadar da yeni doğan kabul ediliyor. İlk 15 günde çok önemli. 2 saatte bir, 3 saatte bir muhakkak beslenmesi gerekiyor. O zaman uyandırıp bebeği muhakkak beslemek gerekiyor. Ama büyüdükçe bunlar tabii değişiklik gösteriyor. Yani siz hani daha gene 6 aylık bebeği illa uyandıracağım, emzireceğim derseniz işte bebek uykusundan uyandığı için bu sefer hırçınlaşıp ağlamaya başlayacaktır. Evet. Ya uyandırmaktan kastımız da hani böyle sirkeleyip uyandırmak değil. Yani siz onu zaten kucağınıza alıp emzirmek için aldığınızda o zaten direkt aranıp emmeye başlayacaktır. Uykusuna da devam edecektir yani. Peki bu emzirme aktivitesini nasıl daha konforlu hale getirebiliyoruz? Bunu sadece tutma şekliyle düzeltebilirsiniz. Yani az önce de dediğim gibi yani emmeyi bilmeyen, refleksle dünyaya gelen bir bebeği siz beklerseniz beni emsin diye ortaya maalesef anne sütüyle beslenemeyen bebekler çıkabiliyor. Annenin muhakkak tutma tekniğiyle bebeğe destek olması gerekiyor ki bebek çenesi yorulmadan sütü kanaldan boşaltabilsin. Yani bunlar da artık şu anda çok basit yani rahat ulaşabileceğiniz emzirme sütyenleriyle bundan çok rahat destek alıp hani bunu konforlu ve keyifli hale getirebilirsiniz. Ebru Hanım, danışanlarınız en çok size hangi sorularla geliyor, hangi konuda destek almak istiyor? Danışanların genelde endişeleri aslında hangi ayda bebeğin ne kadar süt içmesi gerektiğini bilmemesinden kaynaklanıyor. Mesela işte 6 aylık bir bebeğe veya işte daha büyük bir bebeğe mesela ek gıda vermesi gerekiyor artık. Ek gıdaya başlanması gerekiyor. Hani o süreçler geliyor ama hala daha işte sütüm yetmiyor diye endişelenebiliyor. Halbuki artık ek gıdalar sütün yerini alacak. Sütün zaten orada artık yavaş yavaş azalmasını bekliyoruz. O işte doluluk hissi genelde 40 gün oluyor. Sonra vücut normale dönüyor. Normal bebeğe yetecek kadar süt üretmeye başlıyor hani. Burada tamamen sıkıntı aslında neyi ne zaman yapmamız gerektiğini bilmemekten kaynaklanabiliyor. Yani benim anladığım kadarıyla anne ve bebeğin kendine has, herkes için kendine has bir beslenme düzeni var. Doğru mu? Aynen o şekilde. Yani, dolayısıyla bunu iyi yönlendirmek, evet hani bir takım belki genel kurallar var ama evet. zaman içerisinde anne ile bebek arasında oturan da bir beslenme alışkanlığı var. Öyle anlıyorum. Aynen o şekilde. Yani bunu annenin aslında, yani şöyle tabii ki doğum kilosu boyuyla eşit orantılı bir beslenme programı verecektir doktoru. Hani onu doktoruyla danışarak takip edebilir. Ama burada annenin yani gerçekten bebekle kurmuş olduğu diyalog süreci zaten yönetecektir yani. O içgüdüyle vücut otomatik olarak süt üretip hani ne zaman emmesi gerektiğini, ne zaman uyuması gerektiğini, işte nasıl uyuması gerektiğini anne onun dengesini kurabilecektir yani. Siz bu danışmanlık hizmetini ilk yeni doğandan itibaren mi veriyorsunuz yoksa bu doğum öncesinde de böyle anneyi hani duruma alıştırma, bilgilendirme anlamında oluyor mu? Aslında bu eğitimler doğumdan önce olsa çok daha güzel olur. Tabii ki en güzeli doğumdan önce olması. Hani çünkü bebek dünyaya geldikten sonra anne birazcık daha
şey yapabiliyor, yani panikleyebiliyor. Hani bazı şeyleri algılamakta zorlanabiliyor hani. Ama tabii ki her iki süreçte de olabilir. Yani aynı zorlandığı zaman, ne zaman isterse, hani kendini ne zaman böyle hani bilgiyi almak ihtiyacı hissederse, ihtiyaç duyarsa, o zaman danışmanlık olabilir. Ebru Hanımcığım, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza çok sağlık. Çok keyifliydi. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun, teşekkürler. Evet, 8'e saatte bugünkü misafirimiz emzirme uzmanı Ebru Duman idi. Kendisiyle keyifli ve konforlu emzirme tekniklerinden bahsettik. 8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın hazırladığı görüntüler var. Hep birlikte izleyelim.